Merhaba arkadaşlar. Yöstyansın hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, açıkçası biliyorsunuz Instagram'da bir sürü canlı yayın yaptım. Bu koronavirüsün ilk çıktığı günden tutun Ondan sonra 7 tane canlı yayın yaptım. Bunlar geceydi ve sabahları da 2 tane olmak üzere yani sabah dediğim işte gece 4'te 3'te yaptıklarımın dışında bir de bir tane öğlen diğer 2-3 defa da gece 9'da filan yapmıştım. Aynı zamanda YouTube'daki videolarıma da bakar, baktıysanız orada da size neden çalışmanız gerektiğini anlatmıştım. Ve burada şu an karşımıza OMU sınavı çıkıyor. OMU'ya baktığımız zaman bana canlı yayında da sormuşlardı o mu iptal olur mu ya da herhangi bir şey olur mu yurt dışında sınav olur mu dediklerinde ben de size bildiğimi ve düşündüğümü söylemiştim daha dediğim gibi sınavlar değil virüs olayı ortaya çıktığında ben bu düşüncemi söylemiştim ne demiştim iyi hatırlayın arkadaşlar YÖS sınavı iptal olmaz özellikle Türkiye'de iptal olmasını düşünmeyin sınavların sadece sınav merkezi az olanlar veya hani sınavına az kişi girecek gibi düşünenler, soruları hazırlayamayanlar e, gibi nedenlerle iptaller yaşanabilir ama bu toplasak 9 üniversiteyi geçmez ama yurt dışı için bir şey söylenmez. Çünkü yurt dışında Türkiye gibi gitmiyor. Ölüm oranı artıyor. Bunların nasıl bu süreçte biteceği bilinmiyor. Çünkü bir soru Üniversitesi yurt dışına eğer sınav merkezi açacaksa oradan bir e, kendi araştırma görevlisini ya da bu işte ilgilenen bir hoca ya da e, akademisyen ona eşlik edip o şekilde gidiyor yani bir ya da iki ekipten birileri gidiyor. Her bir üniversitenin izlediği yol farklı ama üniversiteden bir kişi o soruyu taşıyor oraya. O yüzden bizim e, uluslararası olarak yani uçaklar vesaire kalkmadığı için bizim buradan İtalya'ya buradan işte ne bileyim başka ülkelere Almanya Hollanda şu an net bir durum yok. O yüzden ben de demiştim ki bu sene çalışın arkadaşlar özellikle yurt dışından sınav yapılmazsa çoğu yapmayabilir ki bazı da şu şekilde yapmayı düşünüyor. Hiç yapılmaz demiyorum özellikle hani Almanya Hollanda ben yine bir ihtimal bazı üniversitelerin yapacağını düşünüyorum çünkü Nerede çok Türk varsa yine en azından sınav merkezi orada açılabilir Ya da dediğim gibi bazı üniversiteler e, Yurt dışından anlaşmış olduğu üniversiteler vasıtasıyla sınav sorularını yollayıp yaptırabiliyor Bu şekilde e, Yapılabilir e, O yüzden umutsuzluğa kapılmayın onlar da bir fırsat çünkü Eğer yurt dışından girdiğiniz takdirde boşlama kendinizi sınavı hazırlanın. Sınav hazırlanın çünkü eğer size bir şans doğduğu an ve sınavınız yapıldığı an, siz çok şanslısınız. %10 barajından etkilenmiyorsunuz. Ve özellikle kendi alanınızda ve çevrenizde giren çok fazla öğrenci olmayacağı için işte Almanya'dan, Hollanda'dan çoğu bıraktığı için siz daha ön planda olacaksınız. Özellikle çalışmış arkadaşlar devam etsin. Ben altını çiziyorum. Şimdi bakın o 19 Mayıs Üniversitesi ne demiş? Birinci maddeyi okuyalım. Birlikte okuyalım. Ee, bu ben de yayınlamıştım önceden Instagram'da ama YouTube'dan da çok fazla mail gelmiş bana. Soru gelmiş, yorum. Hocam bu doğru mudur diye. Bakın arkadaşlar, maalesef doğru. Söylediğimiz çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Türkiye ile ilgili bir sınav yapılacak zaten demiştim. Bunun sınav tarihini vermiş. Türkiye'de demiş yapılacak. Takvimi de tıklarız. Başvurular da 19 Haziran'a kadar sürecek. Temmuz'da da sınav yapılacak covid 19 nedeniyle yurt dışındaki 2020 yurt dışı merkezdeki sınavlara girmek için ödeme yapan adaylara ödeme iadeleri en kısa sürede yapılacak merkezler kapatılmıştır. Bundan önce iki tane üniversite sınavını iptal etmişti. Bunların hangisi olduğunu tekrar söylemekte fayda var. Süleyman Demirel Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Bunlar hem Türkiye'dekini hem yurt dışındakini iptal etmişlerdi. O mu yurt dışındakini iptal etti. Peki bunlar sürer mi? Evet arkadaşlar maalesef süreceğine ben inanıyorum. Daha önce de söyledim zaten bunları. Daha dediğim gibi virüsün ilk çıktığı gün ben canlı yayın yaptım. Ama bakın tekrar altını çiziyorum. İnsanlar sürekli olarak yanlış bilgi vermek vermeye çalışıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Yurt dışında olan bir arkadaşım seni maalesef sınav açılmayacağı için bırakabilir. Onun elinde olan bir şey değil. Ama özellikle Türklerin olduğu yerde yaşayan arkadaşlar bu sınava girecek olan arkadaşlar çalışmayı bırakmasın. Zaten seneye de bırak e, seneye de gireceksen yine çalışacaktın. Bu sene çalışırsan ve buraya girebilme şansını sınavına girebilmek için orada bir tane bile sınav merkezi açılsa ve sen girersen inan kazanacaksın. Çünkü çok fazla giren olmayacak. Şanslı olacaksın. Özellikle tıp, diş, hukuk ve öğretmenliklerde %10 etkilenmediği için yabancılar şanslı. Oradan girebildiği takdirde. Şimdi gelelim Bizim sürekli söylediğimiz şükürler olsun ki dinleyenler var. Şu an online ders veriyorum ben. Sayımız az. E, az sayıda veriyorum. O yüzden e, dinlediler ve geldiler. Biz şu an matiki bitirmeye başlıyoruz. Sıfırdan başladık. Her gün ders yapıyoruz. Her gün 4 saat. Her gün 4 saat. Güzel bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda bu dersleri izlemek isteyen arkadaşlar da katıl butonuna tıklayanlar da fazlalıkta. Onlar da oradan videoları izliyorlar. Hani ben o kadar para vermek istemiyorum ama izlemek istiyorum diyen arkadaşlara da Aynı şekilde oradan da linkleri yüklüyoruz. Oradan izliyorlar. Burada ne demek istiyorum? Bu arkadaşlarının çoğuyla görüştüm ben. Ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz şu an Instagram'da e, takip edenlere. Çekiliş yapıp. Şu ana kadar 20'yi geçmiştir verdiklerimiz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hocam bırakmıştım. Yeniden çalışmaya başladım. Anladım ki bir fırsat doyacak. Ve ben bunu kaçırmamam lazım. Özellikle Türkiye'deki için söylüyorum. Bir yurt dışındaki. Ha yurt dışı arkadaşlar için ben tavsiyemi verdim inanın dediğimi yaparlarsa başarılı olacaklar. Ama şu an için onun için konuşuyorum ya da yurt dışını iptal eden edecekler için konuşuyorum o üniversiteleri konuşuyorum. İptal edeceklerin sınavını girdikleri takdirde bu Türkiye'de olan arkadaşlar çok şanslı olacak. Vatandaşlıktan özellikle atıyorum yurt dışındaki sınavına atıyorum burada bir yabancı vatandaş var. Kendi ülkesinden çoğu kişi giremeyeceği için çok şanslı ve Aynı şekilde e, buradaki öğrenciler Türkiye'de bulunan işte hangi vatandaşsa bunların hepsi yurt dışından sınava kapatılanların sınavına Türkiye'de girdikleri için ister istemez kontenjanlarda bir rahatlama olacak. Ek tercihlerde çok boşluk kalacak. Biz en başından beri. Ne zaman bu en başı? Yaklaşık bizim bunu konuşalı 30 günü geçmiştir. Virüs işte kaçıncı haftaya geldi? 40 gün olmuştur. Biz de 40 gün önceden başladık bu söylemlerimize. Bırakmayın, çalışın, çalışın diye. Tabi bunu söylerken kendi öğrencimiz bile bıraktı. İkna edemiyorsun bazen. Anlatamıyorsun doğruyu. İnandıramıyorsun. Ama ne oldu? Şu anki bazen öğrenciler yazıyor. Mesela dün de yazan oldu. Hocam ben geri gelebilir miyim? Ders almak istiyorum. Başlayalım. Şimdi Tabii ki gelebilir yani sonuçta müsaitsem günümü saatimi ayarlayabilirsem alabilir ama şöyle bir durum var. 40 günün heba olmuş bunu telafi etmek için daha çok çalışman gerekecek. Yani aslında şuna inanamıyorum yani senin tıp garantini yapacakken bir yandaki neden sıfırlıyorsun kendine? Yurt dışındaki arkadaşlar özellikle ben görüyorum bazı sayfalarda şey yazmışlar. Yurt dışı açılmayacak bu sene yurt dışında sınav yapılmayacak. Niye? Kendisi Türkiye'de bunu söyleyen. O yüzden Türkiye'dekiler çok avantajlı biz çok avantajlı siz çalışmayın. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yapan illa ki çıkabilir. Tabii ki bu oran düşüyor gitgide. Yani çünkü yurt dışına bağlı bir de. Yurt dışında iyileşme oranı artacak. Her şey düzelecek. Her şey uyumlu olacak. Birbirine karşı çünkü. Türkiye'de her şey normale dönse. Yurt dışında dönmese bu iş olmaz. Ya da yurt dışında ölüm artsa şey Türkiye'de ölüm varsa yurt dışında her şey düzelse yine olmaz. Çünkü geçiş olması lazım birbirler arasında uçaklar, yolculuk vesaire yapılması lazım. O yüzden biz burada her ihtimali düşünerek oradaki arkadaşım da yani yurt dışındaki bir arkadaşın da çalışmalı. Sınav ben söylüyorum olma ihtimali var. %0 diyenler yani burada bir şeyi aklı çıkaramazlar. Ben diyorum ki çalışın. Zaten bir emek vermişsiniz ortaya. Bunu sonuna kadar değerlendirin. Ama Türkiye'de de çalışmayı bırakan arkadaşlar bu kadar da nankör olmasınlar. Bakın görüyorsunuz yurt dışında bir ihtimal uğruna olup olmaması Türkiye'ye göre daha fazla. Sen Türkiye'deysen ve çalışmıyorsan yazık ediyorsun. Çünkü seneye bu kadar rahat giremeyeceksin. Seneye bu kadar rahat kazanamayacaksın. Ben şimdiden söylüyorum. Ve beni çok kez arıyorlar mesela hocam ben hiçbir şey bilmiyorum haftada iki gün çalışsak olur mu haftada bir günle tıp kazanabilir miyim? Yani dalga geçer gibi de sorulara karşı ya da sınava karşı bir ciddiyetsizlik var. Ya da işte videoları izlemek benim canımı sıkar ya da canlı aslında ben oturup bir saat tam çalışamam ya da bir programda olsa uyamam. Yani öyle bir şey değil ki hani istek var tıp istiyorum ama çalışmak istemiyorum. Ya da burada bir fırsat var ama işte geçen yılın aldığı puanı kullanabilir miyim? Ya da diploma ile girebilir miyim? Yani farklı farklı böyle ki bunu evet diyenleri de inanıyorlar. İnansınlar. E, nasıl olsa sürecin sonunda e, kim daha haklı çıkacak e, görecekler. Yani inşallah tabii ki haksız çıkıp herkes yerleşsin. Gönlümüz bundan yana ama burada bir fırsat kaçacak ellerinden çalışmayan arkadaşlara söylüyorum. Sonra diyecekler ki keşke hocayı dinleseydik. Ben tekrardan söylüyorum. Çalışın arkadaşlar. Çalışan kazanacak. Bakın sınavlar Temmuz'a kadar ertelenecek. Haziran içinde ne demiştim? Bu önümüzdeki hafta en son videoma bakarsanız göreceğiz ki bu ayın sonuna doğru eğer e, pik olursa ve pik olduktan sonra bir düşüş olursa o zaman Haziran'daki bir erteleme olmaz sınav olur. Şu an gözüken Haziran'da olacak gibi. Ama her şeyin kötüsünü düşünürsek senaryonun Haziran olmazsa bile Temmuz'da olacak. Haziran'dakiler Temmuz erteler ya da olsun. Eylül'e, e, Ağustos'a ertelensin. Ama bu sınav yapılacak. Emin olun. Emin olun gireceksiniz bu sınava. O yüzden çalışın. E, yok sınav online mi yapılacak? Yok sınav e, başka bir şekilde mi yapılacak? Tüm üniversiteler diplomayla alacak. Kafanızı karıştırmayın. Sınav göğüs sınavı olacak. Sınav Türkiye'de kesin yapılacak. Tabii ki bazı üniversitelerde iptaller yaşanabilir. Yurt dışında seçeneklerine bakılırsak bazı yurt dışı merkezleri de kapatılabilir. Ama hiç yurt dışında sınav yapılmayacak cümlesi yanlıştır. Sadece olmama ihtimali tamamen yurt dışının şu anki sağlık durumuna bağlı. Eğer olmasa bile seneye giren arkadaşlar zaten avantajlı. Çünkü Türkiye'deki öğrencilerin %10 sınırı var. Yurt dışındaki arkadaşların yok. O konuda rahatlatayım. Çünkü şöyle bir cümle de geliyor. Hocam yurt dışında bu sene sınava giremezsek seneye imkansızlaşacak mı? Hayır arkadaşlar. Çünkü biz geçen sene gelen %10 barajından dolayı zaten Türkiye'deki giren arkadaşlar, Türk öğrenciler veya işte bu mavi kartlılar zaten %10'dan etkileniyordu. Eğer yurt dışından sen e, yabancı kimlik uyrukluysan, başka bir TC kimliğin yoksa %10'dan etkilenmiyorsan sen zaten en şanslısısın. Bu senin şansını öldürmeyecektir. O yüzden üzülme, çalışmaya bırakma, çalış. Diğerleri de Türkiye'deki olan arkadaşlar da çalışsın arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Her şey daha güzel olacak inşallah arkadaşlar. Biraz sabırlı olalım her işte Herkesin her dediğine inanmayalım. Ben altını tekrardan çiziyorum. Herkes konuşuyor bir şeyler. Herkes söylüyor. Ama önemli olan resmi sitelere bakın. Resmi yazılara bakın. E, tarihlere bakın. Ona göre e, işlemlerinizi yapın.